Şimdi Cenk abi. Cenk abi burada ve konuşmamız lazım diyerek yanımıza doğru geliyor. Ya şuraya. Evet. Cenk abi neler söylersin? Yine öldük öldük dirildik. Allah'ım. Vallahi yani kaybettiğimiz iki maç aklımıza geldi ama sonrasında müthiş bir maç sonu. 80-79 kazandık. Berlin'deyiz. Vallahi Berlin'deyiz. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Sezon başından beri zaman zaman sizle röportaj yaparken hep söylüyordum bu takımı inanın. Biz hedeflediğimiz şeylere doğru gideceğiz. Ne dedik? 3 kupa. Önce Türkiye kupası aldık. Şimdi Final Four, Euroleague kupası, sonra da inşallah Türkiye şampiyonu. Bunlar hepsi çünkü şu içerideki o toplam bizim 17 oyuncumuza 17'si de inanıyor bu her şeye. Çok güzel, camiye inanıyor. Yönetimimiz inanıyor. Burada acayip duygulandım. Acayip. İlker geldi. İlker geldi, İlker gitti. Çok duygulandım. Bu arada biz de İyi günler, kötü günler geçirdiniz Murat kardeşim, Serhan kardeşim, benim stüdyodaki Can kardeşim, Kıvancı. Bekliyoruz Berlin'e. Yani hepimiz buradan o kupayı bir daha kaldıracağız. Berlin'de biliyorsunuz bir hesap vardı, o hesabı göreceğiz. Ben şöyle söylüyorum, camiamıza hayırlı olsun. Şimdi biz evimizde oynayacağız Berlin'de. Bütün Türkler, bütün Fenerbahçeliler, herkes bizi bekli. Yani bugün, bu akşam bir kez daha söylüyorum, ne mutlu Fenerbahçelim diye. Çok teşekkürler Cenk abi. Evet, röportajlarımız devam edecek. Genel menajerimiz Sayın Derya Yanlıer'le birlikteyiz. Seri başlamadan Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda, müzede bir program yapmıştık. Zor geçeceğini biliyorduk. Hakikaten de öyle oldu ama adımızı Berlin'e yazdırmayı, Final Four'a yazdırmayı başardık. Bir kere inanılmaz bir seri oldu. Gerçekten onları da tebrik etmek lazım. Her maç sonuna kadar mücadeleci, iki maç uzatmaya gitti. Ve günün sonunda o gün de seninle konuştuğumuzda şunu demiştim. Yani burada sağ avantajının çok önemi yok. Biz nerede olursa olsun onları yenebiliriz. Ve iki tane deplasman galibiyetiyle Final Four'a kalmış olduk. Gönül isterdi ki evde taraftarlarımızla bir önceki maç yapabilseydik ve onlar da bunun bir kutlamanın parçası olsalardı. Ama günün sonunda çok yorgunuz, çok huzurluyuz. Ben kendi adıma onu söyleyebilirim. Çünkü bir amaç, hedef göstermiştik 2 sene önce başladığımızda. Ve Fenerbahçe'yi tekrar hak ettiği yere getirmemiz lazım demiştik. Geçen sene krizinden döndük, bu sene oldu. Gerçekten çok şükür. Çünkü bazen şans faktörü de var. Gerçekten bu maç biraz bence şans da yanımızdaydı. Ama günün sonunda inanılmaz mücadele etti çocuklar. Herkesi alnından öpüyorum. Herkesin emeğine sağlık. Sizlerin, hepinizin sonuna kadar emeğine sağlık. Gerçekten duygulanıyorum konuşurken ama önce başkana, sonra Sertaç Bey'e, sonra da teker teker bu ailenin her ferdine hayırlı olsun. İnşallah da, o gün de söylemiştim, oraya gidersek biz sonuna kadar herkes kadar o kuponun bir kulbundan tutabiliriz diye. Göreceğiz bakalım şimdi Final Four'dan olacak. Peki deniz maçı seyrettin mi bugün? Oraya hiç girmeyin vallahi, gerçekten evde ya, onlara da hem eşim Ege hem Deniz'e, gerçekten onları çok seviyorum. Anne babam gerçekten kalpten gidecekler artık izlerken beni takip etmekten. Onları çok seviyorum. Hepsine gerçekten tekrar hayırlı olsun. Şimdi biraz keyfini çıkarma vakti. Teşekkürler. Şimdi de yanımızda Tarık Biberoviç var. Tarık, herhalde içeride hala atmaya devam ediyorsun gibi de bir his var benim içinde. Sakatlandın. Ya aslında ama arka arkaya 3-3'lük inanılmazdı. Gerçekten bundan söyleyecek tek bir şey var. Gerçekten bütün takım arkadaşlarıma söyleyeyim, tebrik etmek istiyorum. İnanılmaz bir karakter koydular bütün maç boyunca. Bütün maç boyunca değil de bütün seri boyunca. İnanılmaz bir seriydi yani. Gerçekten her maç son topa kadar. Yani yorulduk da ama şimdi 2 maç kaldı. Şimdi biraz kutlayıp onları düşüneceğiz. Peki Final Four'la ilgili neler söylersin? Senin de söylediğin gibi ligde oynayacağımız 2 maç var. Belki sonrasında çeyrek final serisi başlayacak, başlamayacak, onu henüz bilmiyoruz ama Berlin'le ilgili düşüncelerin neler? Yani evet, söylediğiniz gibi şimdi dönüp hemen Bursa'ya gideceğiz. Ondan sonra bir çekmecede son maç olacak. Bunları da dokunacağız tabii ki de ama Final Four için Final Four için Berlin'deki olan hemen hazırlamaya başlayacağız. Yani gerçekten çünkü çok hırslıyız, açız, bir de o kupayı almak istiyoruz yani. Çok teşekkürler Tarık.
Monaco'da röportajlarımız devam ediyor. Sertaç Hanlı ile birlikteyiz. Sertaç, siz sahada yoruldunuz. Biz türbünde seyrederken yorulduk. Milyonlar da televizyonları başında seyrederken sizinle beraber. Onlar da ben eminim savaştılar, mücadele ettiler. Ama emeğinize sağlık. Müthiş bir seri oynadınız ve Final Four'dayız. Evet. Ya Final Four'dayız. Ne diyebilirim ki bunun üstüne? Cidden. Sahada her şeyimizi verdik. Herkes bir dakika, iki dakika, beş, on neyse herkes her şeyi yapmaya çalıştı. Bir parça katkı sağlayabilmek için takıma. Ya ben söylemiştim İstanbul'dayken, dördüncü maçtan sonra söyledim. Bilmiyorum sana söyledim, bilmiyorum ama sana söyledim. Kazanacağız dedim çünkü dışarıdan gözüküyordu bu. Dışarıdan herkesin birbirine inancı, takıma verdiği destek, birbirine verdiği destek, herkesin birbirini ayağa kaldırmaya çalışması, bu dışarıdan gözüküyordu. Ben inanıyordum. Haklı çıktığıma o kadar mutluyum ki. Yani cidden, çünkü üstümden inanılmaz bir yük kalktı. Çok talihsizlik yaşadık seri başlangıcında, içinde. Motley seriye sakat başladı. Ben seri içinde sakatlandım. Hastalıklar oldu. Herkes bir parça bir katkı vermeye çalıştı takıma. Ben bütün takım arkadaşlarımla, staffla, herkesle cidden büyük gurur duyuyorum. Beşinci maçı deplasmanda kazanan ilk takım olmak ayrı bir gurur. Cidden sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyorum. Çok teşekkürler Sertaç. Emeğinize sağlık tekrardan. Yanımızda yönetim kurulu üyelerimizden Sayın İlker Dinçay var. İlker Bey, neler söylersiniz? İnanılmaz bir seri, harika bir mücadele takımımızdan. Savaştılar seri boyunca ve adınızı Final Four'a yazdırdık. Valla tabii o duygu için kelimeler yetmez. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Tabii ki Fenerbahçe'nin ait olduğu yerdeyiz aslında. Farklı bir yerde değiliz ama burada bunu yaşamaktan dolayı çok mutluyuz. Ait olduğumuz yere gittiğimiz için çok mutluyuz. Ben tebrik ediyorum tüm takımı, teknik heyeti, Sertaç Bey'i, başkanımızı, sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Hepsinin payı çok büyük. Emeklerle buraya kadar geldik. İnşallah sonu kupa olur. Benle gidiyoruz. Türk taraftarlarımız orada. Neler söylersiniz? Vallahi ben en son Bayern Münih'i hatırlıyorum, deplasmanını. Müthiş bir ortam vardı. Ben oradaki derneklerimizin, insanımızın, tabii buradan da gidecek olan çok var. Sonuçta adı Final Four. O yüzden çok farklı bir ortam olacağını, bizim açımıza çok avantajlı bir ortam olacağını düşünüyorum. Çok teşekkürler. Gök şimdi de yanımızda, günün bir başka kahramanı Nikolates var. Özellikle tabii attığı o üçlüklerle bugün hepimizi çok mutlu etti. En son basketimizi de attı. Neler söyler? 80-79 kazandık. Hem bu seriyi nasıl değerlendirir? Sonrasında da Berlin'i soracağım. It was a great game. We won. We really appreciated your three-pointers especially. 80-79. Amazing series. What would you like to say about the series? And going to Berlin. Amazing series for both teams. Both teams wanted to obviously win. They're a very good team, well coached, amazing players. You know, Mike, Okobo, all these guys, Lloyd. For us, we're very excited. Our team is like a family. We have a bunch of guys that really wanted to win and have been pushing all season to get to this position. For us, you know, for our fans, thank you for coming. Thank you for supporting us all season, and we hope to see you in Berlin. We're very excited to have a chance to win a championship and two more wins. Gerçekten inanılmazdı ama iki takım adına inanılmazdı. Monaco çok kaliteli ve çok iyi bir takım. Çok iyi coaching olan, çok iyi oyuncular olan, Mike gibi, Okobo gibi. Biz de aile gibiyiz ve bütün sezon boyunca bu pozisyona gelebilmek için gerçekten çok savaştık. Buradaki taraftarlara ve tüm sezon bize destek veren taraftarlara çok teşekkür ediyoruz. Berlin'e de bekliyoruz desteklerini. İki maçımız daha kaldı. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de baş antrenörümüz Şarunas Yasikevicius'la birlikteyiz. Öncelikli olarak tebrik ediyoruz sevgili Defne. Göreve geldiğinde takım 12. sıradaydı. Önce playofflara kalma başarısı gösterdi. Sonrasında da adımızı bu inanılmaz serinin ardından Final Four'a yazdırmayı başardık. İkinci maçtan sonra bir rebound ya da bir top çalmanın önemine değinmişti. Bugün onu yaptık herhalde. First of all, congratulations. When you came here, we were in the 12th position and you brought us to the playoffs and now to the Final Four. After the second game, you talked about how important a rebound is or a steal is and things like that. What would you like? Four out of five games, it came to one position in this series. Not much to talk about, really, about basketball and anything.
just so happy we can create excitement about our basketball team with Fenerbahce fans and all the Turkish basketball fans in Germany. They need to be ready. 4-5 maç aslında tam bir pozisyona, bir topa kalmış oldu. Basketbol hakkında konuşmayalım. Bence çok mutluyum bir heyecan yaratabildiğimiz için. Fenerbahçe basketbol adına ve taraftarlar adına Berlin'deki Fenerbahçe taraftarı hazır olması lazım. Geliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok yorgun olduğunu biliyoruz. Baş antrenörümüz Şarnas Yasikevicius'un. Evet, Monaco'dan röportajlarımız sürecek.